Türkistan'la ilgili size vizyonu inşallah Doğu Türkistan Derneği Genel Sekreteri Abdullah Oğuz hocamızdan izleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri yoktan var eden, bize varlığından haber veren ve biz müminleri birbirine kardeşler kılan Cenab-ı Allah'a kainatın zerratı edince hamdü senalar olsun. Onun Resulü bizim Efendimiz, rehberimiz, kıyamete kadar önderimiz aleyhissalatu vesselama ve onun âli ashabına selatü selam olsun. Bundan sonra değerli hacım, bir selam da mazlumun yanında duran, zalimin kim olduğuna bakmadan, mazlum kardeşinin yanında bir elif gibi, dimdik duran, Anadolu gençlik gibi, sizler gibi, yiğit Müslümanların üzerine olsun. Herkesin Doğu Türkistan'a sustuğu, ses çıkarmaktan korktuğu, en baştaki dönemlerde bile Anadolu gençliğin bu konuda sesi çok gür çıktı. Her daim yanımızda oldu. Onlar bizim ilk baştan beri en büyük destekçilerimizden birisiydi. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. İnanın bu dünyada olduğu gibi Doğu Türkistanlı mazlum kardeşlerimiz ahirette de ona şehadet edecekler. Şimdi şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İslam coğrafyasının her köşesinde zulüm, gözyaşı ve kan var. Çünkü kafir güçlü. Çünkü siyasi, ekonomik, askeri güç onların elinde. Dolayısıyla Müslümanlar zulüm çekiyor. Ama öyle bir toprak var ki bunların arasında değerli kardeşlerim. Doğu Türkistan dediğimiz, bugün orada yaşanan şeyleri zulüm kelimesi ifade etmekten acizdir. Akif'in şiir için gözyaşı derler, onu bilmem lakin aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım dediği mısraları bugün Doğu Türkistan için benim içimi kanatan mısralar haline dönüşüyor. Bugün Doğu Türkistan'da tam anlamıyla bir soykırım uygulanıyor değerli kardeşler. Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz tam anlamıyla, her şeyleriyle, bütün kimlikleriyle, milli ve manevi varlıklarıyla yok edilmek isteniyor. Çin hükümeti, benim kızıl terör olarak tabir etmeyi daha çok sevdiğim, ekonomisi kapitalist, ideolojisi komünist, ruhu faşist kızıl terör, bugün dünyada kendisine engel olacak, bu zulmü durduracak kimsenin kalmadığını hesap ettiği günden itibaren Doğu Türkistan'da tam anlamıyla bir soykırım uygulamaya başladı. Bu soykırımın insanlık tarihinde sadece bir tane örneği var. O da en güçteki Müslümanların İspanyol Engizisyonu tarafından tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bakın bugün bütün Müslümanlar olarak Endülüs'ün arkasından ağlıyoruz. Çünkü Endülüs'teki o yüksek İslam medeniyetinden, o Müslüman ümmetten geriye sadece Elhamra Sarayı kaldı. Onu da çok güzel bir saray, bir daha benzerini yapamayız diye yıkamışlar. Bugün Doğu Türkistan'a eğer bu ümmet ses vermezse, Doğu Türkistan'a sahip çıkmazsa, Doğu Türkistan'ın sonu da maalesef Endülüs gibi olacak. Ya Rabbim böyle bir felaketten hepimizi korusun. Şimdi Doğu Türkistan konusuna girmeden önce Doğu Türkistan'ı şöyle kısaca bir tanıtmak isterim. Doğu Türkistan, Orta Asya'nın tam kalbinde yer alan, dünyada denizlere en uzak, dünyanın doğusuyla batısı arasındaki en önemli geçiş yolu olan, İpek yolunun güzergahı olan, şöyle cennet asa bir yurt. Her türlü iklimin yaşandığı, her türlü meyvenin, sebzenin ve güzelliğin var olduğu cennet asa bir yurt. Yukarısı Karadeniz gibi, aşağısı çöl iklimine sahip bir yer. Ve dünya üzerindeki tabi zenginlikler açısından en mümkün zeminlerden bir tanesi. Doğu Türkistan'da petrol, doğalgaz, kömür, altın, gümüş, uranyum, borsan gibi her türlü değerli madene rastlayabilirsiniz. Ve Çinliler bunu yüzyıllardır sömüre sömüre bitiremediler. Ve Doğu Türkistan
binlerce yıldır Müslüman Türk varlığının merkezi ve bağımsız bir Müslüman varlık ve milli bir benliğe sahip bir coğrafya olarak hür ve bağımsız yaşadıktan sonra maalesef 18. asırın sonlarına doğru Çin hakimiyetine girdi. Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz Çin hakimiyetine girdikten itibaren tam 200 tane silahlı ayaklanma gerçekleştirdiler. Yani sus işgali ve şeyi kabul edip oturmadılar. Bu 200'ün üzerindeki silahlı ayaklanmanın 3 tanesi devletle sonuçlandı. 1863 yılında Kaşgar'da kurulan devletin yöneticisi olan Yakup Han, 1872 yılında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'e elçi gönderdi ve kendisine biat etti. Sultan Abdülaziz de kendi adına para bastırılması ve hutbe okutulması şartıyla bu biatı kabul etti ve Doğu Türkistan 1873 yılından tekrar işgale uğradığı 1878 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak yaşadı. Bakın bunu hiçbir tarih kitabımız bize anlatmaz. Çünkü Çin'in aralarının bozulmasını istemiyor hiç kimse. Ve 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulduğu zaman o tarihte yeryüzündeki başında İslam olan tek devletti. Çok uzun yaşamadı ama. Ve 1944 yılında tekrar Doğu Türkistan'da bir bağımsız devlet kuruldu. Bu bağımsız devlet de 1949 yılında Çin, Rus ve İngiliz işbirliğiyle yıkıldı. Buradan söylemek istediğimiz şey budur. Şudur, biz Doğu Türkistan'daki Müslümanlar olarak her zaman bağımsızlığımız için mücadele ettik ve bunun için gerekli her türlü bedeli ödedik ve defalarca devlet kurduk. Ama içinde yaşadığımız coğrafyanın şartları Rusya, Çin ve İngiltere gibi bu dönemin dünyanın en büyük güçlerinin arasında sıkışıp kalmanın verdiği bir şeyden dolayı bağımsızlığımızı tekrar kaybettik. Bakın burada New York Times gazetesi Çin gizli belgelerinden yaklaşık 403 sayfalık bir belge buldu. O belgelerin bir tanesinde Çin devlet başkanı şöyle diyor. Bu onun Çincesi. Asla merhamet etmeyin. İşte bu Kızıl Terör Devleti'nin Doğu Türkistan'da uyguladığı politikanın temel anahtarı. Temel felsefesi budur. Asla merhamet etmemek. Zaten Çin'i biraz tanıyan bilir. Çin kendisinden zayıf, kendisine muhtaç insanlara, hatta canlılara ve hayvanlara asla merhamet etmez. Şimdi bugün Doğu Türkistan'daki bu topyekun imha ve asimilasyon politikasının bazı araçlarını tek tek anlatacağım size. Bunlardan bir tanesi hapishaneler. Bakın Doğu Türkistan'da şu anda yüz binlerce insan hapishanelere doldurulmuş durumda. Bu insanların hapishaneye atılma gerekçeleri nedir biliyor musunuz? 5 yıl önce kıldığı namaz, 10 yıl önce tuttuğu oruç, oğluna niye içki içiyorsun oğlum diye sormak, oruç tutmak ve sünnet etmek gibi bir Müslümanın en temel yerine getirmesi gereken vazifeler. Şimdi hapishane dediğimiz zaman şöyle düşünmeyin. Türkiye'deki gibi insanların sıra sıra ranzalarda gün boyu vakit öldürdüğü yerler değil bunlar. Bunlar hayatınızın 7 gün 24 saat kontrol altında ve çoğunlukla ağır işkence altında geçen yerler. Bakın geçenlerde bir İngiliz Müslüman İnsan Hakları Derneği'ne o hapishanelerden çıkan bir ablamızın şahitliği için tercüme yaptım. Benim yüreğim orada duyduklarımı size anlatmaya yetmez. Ama inanın ben o günden itibaren o ablamın bir daha yüzüne bakamadım. 100 metre öteden görsem yolumu değiştiriyorum utancımdan. Çünkü hep kendime şunu söylüyorum. Eğer biz Müslümanlar gerçekten hakkıyla Allah'ın istediği kullar olabilseydik sen onu yaşamazdın diye. Doğu Türkistan'daki hapishaneler böyle yerler. Tekrar söylüyorum. İnsanların böyle rahat ranzalarda gün boyu vakit öldürdüğü yerler değil. Bunlar hapishanelerden görüntüler. Yani şurası 40 tane insanın bir arada yaşadığı, yattığı yer. Bu hapishanenin içerisinden çok ender çıkan görüntülerden bir tanesi. O insanlar burada yatıyor, defi, hacet yapıyor. Her türlü işlerini burada görüyor. Şu gördüğünüz yerde yaklaşık olarak 40 insan yaşıyor.
Ve bunlarla ilgili olarak İstanbul'da Çinli'nin hapishanesinde yaşamış, başına gelenlere şahitlik etmiş insanlar var. İsteyenler gidip Zeytinburnu'nda bunlarla görüşebilir, isteyenler için de YouTube'da bunlarla ilgili olarak şahitlik videoları var. Ve toplaşı ve hapishanelerde bakın bir tane daha bir şey var. Bu Çin'in Komünist Partisi'nin yöneticileri hepsi 90-100 yıl yaşıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü onların yedek organları var mahkumlarda. Çin'deki organ ticareti meselesi artık bütün dünyada ayyuka çıkmış bir şey. Orada mahkumların ve mahpusların organları alınarak Çin Komünist Partisi'nin yetkililerine ve en yüksek parayı veren insanlara teker teker satılır. Ve insanların 20. yüzyılda unutmak istediği 3 tane büyük katilin, Stalin'in, Hitler'in ve Mao'nun milyonlarca insanı yok etmek, onları dönüştürmek için kullandığı toplama kampları 2019 yılında 21. yüzyılda Çin'de komünist kızıl terör tarafından tekrar okladı. Çin'de, Doğu Türkistan'da Çinliler Nazi toplama kamplarının benzerlerini kurdular. Bakın bu kamplar dikenli teller, gözetleme kuleleri, demir parmaklıkların arasında yaşanan yerler. O diğerlerini götürüp tiyatroda gösterdikleri gibi insanların habire dans edip oynadıkları eğitim kurumları değil. Buralarda, buralardan çıkıp özgür dünyaya ulaşıp şahitlik yapanlardan biliyoruz. Bugün öğlen bir programda buralardan çıkan bir hanımefendi şahitliğini dinledik. Burada bakın tekrar söylüyorum. 7 gün 24 saat gözetim altındasınız. Sürekli hakaret ve aşağılamaya tabi tutuyorsunuz. Her zaman için dini inançlarınızı inkar etmeye zorlanıyorsunuz. Şöyle demeye zorluyorlar Çinliler sizi. Benim tek inancım Çin Komünist Partisi'dir ve ben Xi Jinping'e inanırım, Allah'a inanmam. Ve burada size sürekli ne olduğunu bilmediğiniz haplar ve iğneler yapılıyor. Ve bu insanların önemli bir kısmı kamplardan çıktıktan sonra bazı hastalıklara yakalanarak ölüyorlar. Kendilerini bilmez halde dolaşanlar var. Çinli bu toplama kamplarına bizim Doğu Türkistan'daki 14 yaşından 80 yaşına kadar, genç kızdan yaşlı anneme kadar, işsizden zengin tüccara kadar, cahilden okumamıştan profesöre kadar her türlü insandan yaklaşık olarak 3 ila 5 milyon insanı aldı. 3 ila 5 milyon insan dediğim zaman yanılmayın. Bu bir ülkenin nüfusunun, Doğu Türkistan'daki nüfusun %10'undan daha fazlasına tekabül ediyor. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de 10 milyon insanı sorgusuz, sualsiz, hiçbir suçlama yönetmeden, ne kadar kalacakları belli olmadan kamplara atmaktır bugün yapılan. Bunun da tek bir amacı vardır. Toplumu dönüştürmek, korku ve baskıyla sindirmek. Ve bu toplama kamplarında yaptıkları bir şey daha var. O da bizim Müslüman ve milli kimliğimizin can damarları olan alimlerimizi birer ikişer yok ediyorlar. Bu toplama kamplarında benim de akrabam olan 80 küsur yıl hayatı boyunca İnsanlara Allah'ın kitabını anlatmaktan başka hiçbir işle ulaşmamış birçok alemimizi katlettiler. Böylece can damarlarımızı kuruttular. Aynı zamanda sermaye sahibi zenginleri ve gençleri, yani bir şey yapabilecek, değişim gerçekleştirebilecek, inkılap yapabilecek gençleri teker teker ortadan kaldırıyorlar toplama kamplarında. Ne diyor biliyor musunuz şimdi toplama kamplarıyla ilgili olarak? Düşüncesi ekstrem, yani aşırı düşünceden etkilenmiş olan insanları ben burada tedavi ediyorum diyor. Peki ne bu aşırı düşünce? Bu adam Allah'a inanıyor. Hayatını dinine göre tanzim ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Yani şimdi açık açık bize şunu söylüyor. İslam tedavi edilmesi gereken bir akıl hastalığıdır diyor. Peki biz Müslümanlar olarak ne yapıyoruz? Sessiz sedasız oturuyoruz. Bu toplama kampındaki bir babanın oradaki kızına sarılışını gösteren bir fotoğraf. Yani sizin kızınızın sizden zorla alınıp
bir Çinli gibi giydirilir, saçı bile Çinli'ye benzetilip ne olduğunu bilmediğiniz bir yerde gün aylarca, yıllarca ne zaman çıkacağını bilmeden yaşatıldığını düşünün. Bugün Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman kızlarımızın önündeki seçenek var. Ya bu şekilde Çinli'nin istediğini kabul etmeyip toplama kampına gönderilecek ya da burada gördüğünüz gibi Çin örf ve adetlerine göre bir Çinli olarak yaşamayı kabul edecek. Bu iki seçenekten başka bir seçeneği yok Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin. Bu ablamız yine toplama kampından çıkıp şahitlik yapan bir ablamız. Bakın, onun anlattıkları artık bütün dünya medyasında yer aldı. Japonya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Avustralya'ya kadar herkes, hatta bir Japon sanatçı bunun yaşadıklarını çizgi roman yaptı. Onun söylediği tek bir şeyi söyleyerek bırakacağım. Bu hapishane, bu işkencehanelerde gördüğüm işkenceler o kadar ağırdı ki dedi. İşkencecime beni öldürün diye yalvardım dedi. Hayatının baharındaki bir genç kızın beni öldürün diye anlatacak kadar içine düştüğü acıyı benim bildiğim kelimeler tarif etmez. Bunu sizin yüreğinize bırakıyorum. Bahsettiğim gibi Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında her yaştan, her meslekten, profesöründen tutun zengin iş adamına kadar insanlar var. Yani bunların bir eğitime ihtiyacı olmayan profesörler, bir işe ihtiyacı olmayan iş adamları var. Bunların tek bir suçu var. Müslüman ve Türk olmak. Bakın, bu da toplama kampından çıkartılan bir abimizin bu önceki hali, bu da Çinlilerin ifadesiyle mezun olduktan sonraki hali. İşte Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında mezun olduğunuz zaman böyle oluyor. Bunlar da annesi ve babası toplama kamplarında olduğu için, sahipsiz kaldığı için bir tanesi bir su kuyusunda, bir tanesi bir nehirde, bir tanesi de yakın zamanda kaybolmuş, donmuş halde karların arasında bulunan mazlum biçare yavrularımızın cesetleri. Hani Çinli diyor ya, bu insanlar bu toplama kamplara kendi istekleriyle gidiyor. Ya Allah rızası için beyin, kafasında azıcık beyni olan, ruhunda, kalbinde birazcık vicdanı kalmış olan hangi insan böyle bir yalana inanır ya? Hangi anne baba çoluğunu çocuğunu böyle sahipsiz ölüme terk edip buralara gider? Böyle bir yalana inanmak için ya ameliyatla beynini aldırmış olmak lazım ya da ruhunu ve vicdanını bir bedel karşılığı, Allah'ın tabiriyle az bir bedel karşılığı satmış olmak lazım. Şimdi yüz binler hapishanelerde, milyonlar toplama kamplarında, peki dışarıdakilerin hali ne? Bu da dışarıdaki çocukların hali. Bunlar Müslüman çocuklar. Şöyle düşünün, gözünüzden sakındığınız, Allah'ın dinine göre yaşasın diye yetiştirdiğiniz çocuklarınız sizden alınıp kreş ve yuva adı altındaki yerlerde tamamen Çinliler olarak yetiştiriliyor. Küfrün kör karanlığına atılıyor. Ve bu yetimhanelerdeki çocukların sayısı 500 ila 1 milyona ulaşmış durumda. Eğer müdahale edilmezse bir nesil sonra aynı Sovyetler Birliği'nin diğer Türkiye Cumhuriyetlerde başardığı gibi inancından uzak, dinini ve milli kültürünü hiçbir şekilde tanımayan bir nesil yetiştirecek. Ve geri kalan milyonlarca insan, Doğu Türkistan'daki 35 milyon insan tam anlamıyla bir açık hava hapishanesinde yaşıyor. Sürekli sokakta, yolda, her yerde gözetim altındalar. Evinden işine gidene kadar 5-6 yerde kontrolden geçiyor. Hatta geçenlerde BBC'de seyrettim, bir tane Çinli ya, Doğu Türkistan'da da değil. Ya diyor, o kadar çok kontrol var ki bıktım diyor ya. Bıktım diyor, iş yapamıyorum ben burada diyor. O kadar derecede insanlar kontrol altında. Ya kullandığınız bıçağın karakolu var, zincirle bir yere bağlı. Cep telefonunuza bir özel alet takıp kontrol ediyorlar. İçerisindeki herhangi milli ya da dini bir paylaşım sizin sonunuzun toplama kampı ya da hapishane olmasını neticelendirebiliyor. Tam anlamıyla bir gözetim hapishanesi içerisinde yaşıyor Müslüman kardeşlerimiz. Bu da Doğu Türkistan'daki camilerin ve dini ve tarihi eserlerimizin son hali.
görüyorsunuz. Bir kısmı yıkılmış ve bir kısmı da açık ama sanki böyle bir askeri mühimmat yerine girer gibi önlerinde dikenli teller, geçilmez engeller. Şu da görmüş olduğunuz gibi bara dönüştürülmüş bir cami. Biz buna Çin'in İslami eserleri sergisi diyoruz. Tarihi Kaşgar şehrini artık komple yıktılar. Bu şununla kıyas edilebilir. İstanbul'un tarihi Yarımadası'nın tamamen yıkılmasıyla aynı eşdeğer bir şeydir Doğu Türkistan'ın tarihi için. Bu tarihi Kaşgar şehrinin yıkılması. Son dönemlerde 800 yıllık bir cami yıktılar. Bunları nereden biliyoruz? Neyse ki uydu diye bir şey var. Bakıyorsunuz 3 ay önce uydudan görmüyor, 3 ay sonra yerinde yerler istiyor. Yani Çinli, Doğu Türkistan'da sadece insana, canlıya düşman değil, bizim tarihimize, milli ve manevi değerlerimizin ispatı olan tarihi eserlerimizi de yok ediyor. Biz bundan 3 yıl önce Doğu Türkistan'da İslami hayat yaşamak yasaklıyorduk ama bugün bu paranoya derecesinde İslam'ı aklından geçirmenin bir yasak olduğu bir döneme girdik. Bakın, mezar taşlarının üzerindeki İslami ibareye tahammülsüzlük nedeniyle katrana kapatılmış. Bu Ramazan'da gün ortasında yapılan içki içme yarışması, bu elbisesi biraz baldırın altına düşen kadınları yolda durdurup makasla kesiyorlar, bu evden topladıkları Kur'an ve dini eserleri yaktıkları şey, şu da bir tanesi Çinli'ye demiş ki, İslam dininde dans pek hoş karşılanan bir şey değil demiş. Öyle mi? O zaman toplayın bütün imamları. Bütün imamları toplamış, elbise giydirmiş, gangam dansı yaptırmış. Aşağılamak için. Bir toplumu yok ediyorsunuz. Onu her hayatın her alanında kontrol ediyorsunuz. Ama bu insanlar akşam evlerine gittikleri zaman ne yapabilirler? Dinlerini yaşamaya devam edebilirler. Çocuklarına kendi dinlerini, milli manevi kültürlerini anlatabilirler. İşte buna engel olmak için Doğu Türkistan'daki Müslüman insanların evlerine Komünist Partisi'nin Çinli yetkililerini gönderip onları hanelerinde de kontrol altında tutuyorlar. Şöyle düşünün, yolda görseniz selam vermeyeceğiniz, kaçarak uzaklaşacağınız bir insandan aynı evde çoluğunuz, çocuğunuz, karınızla beraber yaşadığınızı, aynı yerde yattığınızı ve onun sizin amiriniz gibi size emir verdiğini düşünün. Bu olay ancak o şekilde izah edilebilir. Ve daha vahimi, Doğu Türkistan'daki erkeklerin önemli bir kısmı toplama kampında olduğu için bu Çinlilerin gönderildiği evlerin çoğunda da erkek yok. Ve şurada gördüğümüz genç kızımız, bir Çinliyle zorla evlendiren ablamız. Ben bununla ilgili olarak bir yorum yapmayacağım. Bunu size bırakıyorum. Onun yüzündeki o bakışı, Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerinizin çaresizliğinin bir yansımasıdır. Ve bu, şurada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu Oysu Yazıcı Arnavutluk bir Müslüman. Çinliler bizim bu toplama kampları ile ilgili tiyatrolar düzenliyorlar ya, gelin görün diye. Oraya çağırdı ama gitti, gördü ve bizim dediğimiz her şeyi teyit etti. Dolayısıyla Çinli şu anda ona düşman olmuş. Onun itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ve bir de şurada gördüğünüz gibi Doğu Türkistan'da Çinli'nin yapmaya çalıştıklarıyla ilgili olarak Çin Devleti'nin resmi yazışmaları ortaya çıktı. Bunlar da bizim her söylediğimizi bugüne kadar tek tek teyit etti. Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının niçin tek tek ortaya koyan belgeler ortaya çıktı. Peki, bugün artık Doğu Türkistan'da ne oluyor sözünün değil, ne oldu ve ne yapılması gerektiği sözünün konuşulması gereken bir yerdeyiz. Bütün dünya artık Doğu Türkistan'da ne olduğunu biliyor. Bunu Amerika'sından, Avrupa'sından, Japonya'sından, diğer bütün dünyasına kadar herkes açık açık konuşmaya, parlamentolarında kararlar almaya başladı. Peki, aslında Doğu Türkistan'ın gerçek sahipleri, onların gerçek kardeşleri olan Müslümanlar nerede? Onlardan bir ses çıkıyor mu?
Türkiye hariç asla. Türkiye'den çıkan sesi de yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu Doğu Türkistan davası bu Necip millete emanet. Bu Necip milletin sesinin de çok daha gür çıkması lazım. Bizi bu salonlardan artık milyonluk mitinglere Çin'i titreteceğimiz, Pekin'in altını sallayacağımız büyük gösterilere geçmiş olmamız lazım. Çünkü bugün artık Doğu Türkistan'da olanlar o kadar açığa çıktı ki, o kadar ayağa çıktı ki ben şunu soruyorum Müslümanlara. Artık ses çıkarmak için daha ne olmasını bekliyoruz? Ha? Daha ne olmasını bekliyoruz? Doğu Türkistan'ın bütün Müslümanların fırınlara atılmasını, Pol Pot'un toplu mezarlarında olduğu gibi milyonlarca Müslüman kardeşinizin cesetlerinin sıra sıra dizilmesini, hepimizin öldürülüp denizlere atılmasını mı bekliyoruz? Neyi bekliyoruz daha Doğu Türkistan'a ses çıkarmak için? Doğu Türkistan'a güçlü bir destek vermek için? Daha ne olması lazım? Bu bütün dünyadaki insanların sözleri, parlamentodan şeylerle her şeyden önemlisi. Bir Müslüman için milyonlarca Müslüman kardeşinin şehadeti yetmiyorsa daha ne lazım? Daha ne olması lazım? Ve nasıl Çinli asla merhamet etmedin dediyse hepinizden ricam şudur. Siz de bu su kuyusunda donarak ölen kardeşinizi, işkencecisine beni öldürün diye yalvaran ablanızı, hapishanelerde işkence altında yaşayan kardeşlerinizi ve zorla necis bir Çinli ile evlendirilen bacınızı asla ve asla unutmayın. Ve tekrar söylüyorum, sizin gibi bu meseleyi dert edinen, buraya gelip bizleri dinleyen, Doğu Türkistan davasına ses veren yiğitlere tekrar tekrar selam ediyorum. Asıl düşünmesi gereken milyonlarca Doğu Türkistan'daki hapishanedeki kardeşleri, oralardaki işkencecisine ağlayan genç kızlar ve bu çocuklar, bu masum çocuklar yarın öbür gün ahirette yakasına yapışıp bizim için ne yaptın? Bizim için ne yaptın? Niye sessiz durdunuz? O gün Müslümanlar 40 kişiyken Kabe'ye basmaya gitti. Siz 1,5 milyon Müslümandınız. Niye sesiniz çıkmadı dediği zaman verecek cevabı olmayıp yerin dibine geçecek delik arayan insanlar düşünsün. Ve son olarak şunu söylüyorum. Bu kadar kardeşinin şahitliği yerine Kızılçin'in yalanlarına tercih edenler varsa Cenab-ı Allah yarın onları kimin yanında durdularsa onlarla beraber haşretsin. Ve hepimize Bedir'in kıvamını, Çanakkale'nin ruhunu versin. Versin ki yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin ahını zahir edilsin. Doğu Türkistan kurtulsun, Filistin kurtulsun, Arakan kurtulsun. Ve hepimiz aziz Müslümanlar olarak hür, başı dik olarak yaşayalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.